22. mektup Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi Şu mektup iki mebhastır. Birinci mebhas ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci mebhas Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mu'minune ihvetun fe aslihu beyne ehaveykum idfa billeti hiye ahsen فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adabete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayat-ı ve hayat maneviyece çirkin ve merduttur. Muzır ve zulümdür. Ve hayatı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatın gayet çok vücuhundan altı vecini beyan ederiz. Birinci vecih, hakikat nazarında zulümdür. Ey mü'mine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Aynen öyle de sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine ilahiye olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki yirmi sıfatı masume varken sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adabet bağlamakla o hane maneviyeyi vücudun manen gark ve ihrakına tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. İkinci veci, hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki, adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Eğer muhabbet kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adavet mecazi olur acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nasıl hadis ile üç günden fazla mümin mümine küsüp kat i mükâleme etmeyecek. Eğer esbab-ı adavet galebe çalıp, adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa, o vakit muhabbet mecazi olur, tasannu ve temelluk suretine girer. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen, adi küçük taşları, Kâbe'den daha ehemmiyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kâbe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evsafı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet, tevhidi imani elbette tevhidi kulubu ister ve vahdeti itikat dahi vahdeti içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka telakki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkârane bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bir bir, bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir. Bu kadar birbirler, vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, mü'mine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbabı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebatı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise anlarsın. Üçüncü vecih, adaleti mahzayı ifade eden, la teziru vezira tüm vizra ukra sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek innel insane le zalum sığay ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese, o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur, sirayet ve inikas etmek şehnidir. Ve ondandır ki, dostun dostu dosttur sözü, durubu emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki, bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Sözü, umumun lisanında gezer. İşte ey insafsız adam, hakikat böyle gördüğü halde, sevmediğin bir adamın, sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek, ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin isen anlarsın. Dördüncü vecih. Hayatı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Şu dördüncü vecihin esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Ve aynu rıza an kulli aybin kelile. Velakin ayna suhti tubdil Sırrınca sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile mahkum edemez. İkinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam, nasihatı bazen damara dokundurur, aksülemel yapar. Üçüncü düstur, adavet etmek istersen, kalbindeki adavete adavet et. Onun refine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevâ-i nefsine adavet et. Islağına çalış. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı, muhabbete layıktır, öyle de adavet hasleti, her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüt eder, zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur. اِذَا اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَر۪يمَ مَلَكْتَهُ وَاِنْ ente اَكْرَمْتَ الْلَئ۪يمَ تَمَرَّدَا Hükmünce, müminin şehni kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren leîm bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyle ise ve izâ merru bil lagvi merru kirâme ve in ta'fu ve tasfahu ve tagfiru fe innallâhe gafûrur rahîm gibi desatiri kutsi Kur'aniye'ye kulak ver, saadet ve selamet ondadır. Dördüncü düstur, ehli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve adavet ile nefsini bir azabı eliimde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adabet hasetten gelse, o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Hasedin çaresi, hasit adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki, rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muvakkattır. Faidesi az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise, zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor.'' kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye, bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı, bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Saniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek, salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek affu saf ile ve uluv ve cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umuru dünyeviyeye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şedid bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek, sığgayı ı ile bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. İşte hayatı şahsiyece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama, eğer şahsını seversen, yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise, onun sözünü dinleme, Bak hakikat bin olan Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Dünya ne meta isti ki erzet benizai. Yani dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüzi işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş Asayişi du kiti tefsiri in du harfest ba dustan muruvvet ba düşmanan mudara yani iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder kazandırır dostlarına karşı kerane muaşeret ve düşmanlarına sulhkerane muamele etmektir eğer dersen ihtiyar benim elimde değil fıtratımda adavet var hem damarıma dokundurmuşlar vazgeçemiyorum El cevap, su hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse, kusurunu da anlasa, zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil, vazgeçemiyorsun, senin manevi bir nedamet, gizli bir tevbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman, onun şerrinden seni kurtarır.'' zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık, ta bu manevi istiğfarı temin etsin, haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Cahi dikkat bir hadise, bir zaman bu garazkerane tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki, mütedeyyin bir ehli ilim, fikri sine muhalif bir alimi i salihi, tekfir derecesinde tezzif etti ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkerane met etti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. Eûzü billâhi mineşşeytânî ve siyaset dedim. O zamandan beri hayatı siyasiyeden çekildim. Beşinci vecih, hayatı içtimaiyece inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse, hadiste ihtilafı ümmeti rahmetün denilmiş. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza ediyor. Hem tarafkirlik marazı, mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem tesadüm-ü efkardan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamiyle tezahür eder. El cevap, birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise, müsbet ihtilaftır. Yani, her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sayeder, Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki, garaz kerane, adavet kerane birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler. İkinci suale deriz ki, tarafkirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkerane, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melcedir ki, onlara noktayı istinat teşkil eder. Çünkü garazkerane tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek.'' Üçüncü sual ederiz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm efkar ise, maksatta ve esasta ittifak ile beraber, vesailde ihtilaf eder. Hakikatın her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat, tarafkirane ve garazkerane, firavunlaşmış nefsi emmare hesabına hotfuruşluk, şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm efkardan, barikay hakikat değil, Belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının kürey arzda dahi noktayı nitelakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider. Kabili iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir. El hasıl. El hubbülillah vel buzu fillah vel -hukmu olan desatiri aliye düsturu harekat olmazsa nifak ve şikak meydan alır. Evet, el buğdu fillah vel hükmü lillah demezse o düsturları nazara almazsa adalet etmek isterken zulmeder. Cayi ibret bir hadise. Bir vakit İmam Ali radıyallahu an bir kâfiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman o kâfir ona tükürmüş. O kâfiri bırakmış kesmemiş. O kâfir ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?" dedi: "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim." O kâfir ona dedi: "Beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır." dedi. Hem medarı dikkat bir vakıa bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına kanunu ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acıyacak idi ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir cay teessüf bir haleti içtimaiye ve kalbi İslam'a ağlatacak müthiş bir marazı hayatı içtimai. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adabetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaat-ı İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayatı içtimai İslamiyeye bir hıyanettir. Medar ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife eski adaveti unutup, omuz omuza verip, o harici aşireti defedinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler! Ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış, ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz?' birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, onların hücumunu teshil etmek, onların harim-i İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adâvetkârâne inat, hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki yetmiş nevi düşmanlar var bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalan uhuvvet-i İslamiyedir. bu kalay İslamiyeyi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilafı vicdan ve ne kadar hilafı maslahatı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Ehadis-i de gelmiş ki, ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek. Eşhas-ı müdhihi muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şıkakından istifade ederek az bir kuvvetle nev'i beşeri hercümerceder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman, zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mu'minune ihvetun kalay kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı müvazenede bulunsa, bir küçük taş müvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkerane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı alakanız varsa, El mu'minu lil Mümini kel bunyanil marsus yeşuddu ba'duhu ba'da. Düsturu aliyeyi düsturu hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti uhreviyeden kurtulunuz. Altıncı vecih hayatı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıtayı halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannit kendi amali hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Halisen li vecillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef'al ve amali hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet husumet ve adavet kaybolur. Şu altıncı vecih çok uzundur fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. 2. mepas. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha hu'r-Razzaqu zul-kuvveti'l-metin. Ve kayyemin min dabe'tin la tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum ve hu's-semi'ul alim. Ey ehli iman, sabıkan adavet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki adavet kadar hayatı İslamiyeye en müdhiş bir marazı muzır dahi hırstır. Hırs sebebi haybettir ve illet ve zillettir ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır. Evet, hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızk ise bilakis medar-ı rahattır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkarane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde zafu acz lisanı haliyle tevekkül eden yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırs ile rızıklarına saldıran canavarların gayri meşru ve pek çok zahmet ile kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki, hırs sebebi mahrumiyettir, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırs ile dünyaya yapışan ve aşk ile hayatı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti, pek çok zahmet ile kazandığı, kendine faydası az yalnız hazinedarlık ettiği meşru bir servet-i ribai ile bütün milletlerden yedikleri sille zillet ve sefalet katlü ihanet gösteriyor ki hırs madeni zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan her vakit hasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki el harisu haybun hasir darb mesel hükmüne geçmiş umumun nazarında bir hakikat-ı olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir, eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin. Ehli kanaat ile ehli hırs, iki şahsa benzer ki, büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der, beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kâfidir en aşağıdaki iskemleyi de bana verseler lütuftur. İkinci adam güya bir hakkı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecbur imiş gibi mağrurane der ki, bana en yukarı iskemleyi vermeli. O hırs ile girer, gözünü yukarı mevkilere diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken Teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil, bilakis hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istiskal ediyor. Birinci adam mütevaziane giriyor, en aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaati divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir, memnuniyeti tezayüt eder. İşte dünya bir divanhane-i Rahmandır. Zemin yüzü bir sofray rahmettir. Derecatı erzak ve merati bir nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırsın su tesirini hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırs ile ilha eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek herkes kalbinde hisseder. Hem mesela, gecede uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırs ile uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım dersen, bütün bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela, mühim bir netice için birisini hırs ile beklersin, aman gelmedi, aman gelmedi deyip, en nihayet hırs senin sabrını tüketip, kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir, fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüb eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle teenniyle ile hareket etmediği için, o tertibli eşyadaki manevi basamakları mürat etmez, ya atlar düşer, veyahut bir basamağı noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte ey derdi maişetle sersem olmuş ve hırsı dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayatı uhreviyeye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta erkan-ı İslamiyenin mühim bir rüknü olan zekatı, hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dafi beliyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak, ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. Hakikatlı bir rüyayı hayaliye de birinci harbi Umumi'nin beşinci senesinde bir acib rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat maliye ve meşakkat bedeniye nedendir? Rüyada demiştim. Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir, haşiye bir. Yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir. Veya bir kısım maldan kırkta bir, haşiye iki. Yani eskiden verdiği kırktan ki, her sene de galiben ve la akal, ribhi ticari ve nesli hayvani cihetiyle o kırktan taze olarak on adet verir. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi, ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamakarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak, müterakim zekatını kırkta otuz, onda sekizini aldı. Hem her senede, yalnız bir ayda yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık, muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik, Cenab-ı Hak ceza olarak yetmiş cihetle belalı bir nevi orucu, beş sene cebren bize tutturdu. Hem yirmi dört saatte bir tek saati, hoş ve ulvi, nurani ve faydeli bir nevi talimat-ı Rabbaniye'yi bizden istedi, biz tembellik edip, o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak, zayi ettik. Cenab-ı Hak, onun kefareti olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüyayı hayaliye de pek mühim bir hakikat vardır. 25. sözde medeniyetle hükmü Kur'an'ı muvazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere beşerin hayatı ictimaisinde bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. Birisi, ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi, sen çalış ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idame eden cereyan riba ve terk-i zekattır. Bu iki müthiş maraz-ı tedavi edecek tek çare, zekatın bir düsturu umumi suretinde icrasıyla, vücub vücubu zekat ve hurmet-i ribadır hem değil yalnız eş hasta ve hususi cemaatlerde belki umum nev-i beşerin saadeti hayatı için en mühim bir rükün, belki devamı hayatı insaniye için en mühim bir direk zekattır. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve itaatı temin edecek zekattır. Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner, avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İki tabakayı beşer, daimi bir mücadele imaneviyede bir keşmekeşi ihtilafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi, say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Ey ehli kerem ve vicdan ve ey ehli sehavet ve ihsan! İhsanlar, zekat namına olmazsa, üç zararı var. Bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun. Bir çare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul alan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenabı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziat memuru olduğun halde kendini sahibi mal zannedip bir küfrana nimet ediyorsun. Eğer zekat namına versen Cenabı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun. Bir şükranı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabasbus etmeye mecbur olmadığı için izzet-i nefsi kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet zekat kadar belki daha ziyade nafile ve ihsan yahut sair suretlerde verip riya ve şöhret gibi minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekat namına o iyilikleri yapıp هم فارزادا اتمك، هم سواب، هم احلاس، هم مكبول بردوى كازان مكناردا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمدٍ الذي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرسوس يشد بعضه بعضا وقال القناعة كنز لا يفنى وعلى آله وصحبه أجمعين Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. 25. sözün birinci şulesinin, birinci şuağının, beşinci noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden, başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. İşte, اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتًا Ayetinde altı derece zemmi zemmeder. Gıybetten altı mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet, bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit, manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. İşte birincisi hemze ile der: Aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İkincisi yuhibbu bu lafzı ile der. Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever. Üçüncüsü ehadüküm kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü en yekule lehme kelamı ile der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki, böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ahihi kelimesiyle der. Hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sıla rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun, şahs manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki, kendi azanızı, kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı, meyten kelamı ile der, vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icazkerane altı mertebe zemmi zemmetmekle, icazkerane altı derece o cürümden zecreder. Gıybet, ehli adabet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. i̇zzet nefis sahibi, bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş. اُكَبِّرُ نَفْسِي عَنْ جَزَائِمْ بِغِيبَةٍ فَكُلِّ اِغْتِيَابٍ جَهْدُ مَنْ لَا لَهُ جَهْدٌ Yani, düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet, zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zaten gıybettir. Eğer yalan dese, hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi Şekva suretinde bir vazifedar adama der: "Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın." Birisi de bir adam onunla teşriki mesai etmek ister. Senin ile meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşriki mesai etme çünkü zarar göreceksin. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil, belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam fasık ı mütecahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor. Zulmü ile telezüz ediyor. Sıkılmayarak aşikara bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi, o vakit "Allahum mağfirle lene ve limen ertabnahu" demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse "Beni helal et" demeli. Elbaki ve'l-Baki سعيد نرسي